sırada lezzetli mi lezzetli brownie'miz var. Ama nasıl? Bu sefer unsuz yaptık. Özellikle gluten diyetinde olanlar ya da çölyak hastaları için çok uygun. Şimdi burada 225 gram kadar gördüğünüz gibi koyu siyah çikolatam var. Yine aynı miktarda da tereyağım var. Bunları tavama aldım. Ben Mari'de uğraşmanıza hiç gerek yok. Bunu karıştırarak güzelce yavaş yavaş eriteceğiz. Isı çok yüksek olmaması bizim için her zaman daha iyi ki tereyağlarımız yanmasın, çikolatamız da çok katılaşmasın. Tereyağı altta kalacak şekilde güzelce erimelerini bekliyorum. Dediğim gibi ısılarını kıstım. Ben şimdi bir kap alacağım. Evet. 3 tane de yumurtam var. Bu 3 yumurtamı güzelce kırıyorum. Güzelce çırpacağım. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Biz sadece birbirine karışsın istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Hemen çikolatamla tereyağımı kontrol ediyorum. Unun insan sağlığına zararlarını biliyoruz. Son dönemde artık biliyorsunuz özellikle diyetisyenler, beslenme uzmanları ve doktorlar un, şeker ve tuz kullanılmayan tarifleri tercih ediyorlar. Çünkü vücuda aslında yarardan çok zararı var. Biz bu tarifte un kullanmadık. Evet, birazcık şeker kullanıyoruz. Ama bunun da daha çok şekerini neyden alacağız? Bitter çikolatadan alacağız. Bitter çikolatanın sağlık için, mutluluk için çok faydalı olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda bir antioksidan. Günde böyle yiyeceğiniz yaklaşık 50 gram kadar bitter çikolata hem mutluluk veriyor hem sizi zinde tutuyor. O yüzden çok abartmadan bu tarifi uygulayabilir ve dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş erimeye başladı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çikolatalarımızın yanmaması. O yüzden sürekli karıştırıyoruz. Biz erimelerini istiyoruz. Evet, güzelce eriyorlar. Dediğim gibi ısınmasınlar, erisinler ki daha sonra biz yumurtayı koyduğumuzda yumurtalarımız pişmesin. Hemen altını kapattım. Hali hazırda görüyorsunuz. İçerisinde halen birazcık tereyağı, biraz çikolata katı halde. Ben bunu karıştırmaya devam ediyorum. İçerideki mevcut ısıyla eriyecek. Birazcık da soğumasını bekliyorum. Isısı düştükten sonra yumurtayı katacağım ki yumurta böyle kokulu kokulu gelmesin bize. Hazır erimişken burada bir tatlı kaşığı kadar vanilyam var. Onu da ilave ediyorum. Vanilya o mis gibi kokusuyla keke ayrı bir güzellik katıyor. Badem unumu yumurtamın içine kattım ve çırpıyorum. Şimdi evet, sıraya geldi. Soğuyan çikolatamın içine şekeri katmaya. 200 gram kadar şekerim var. Ben birazcık tatlı seviyorum. Siz isterseniz bunu 150 grama kadar düşürebilirsiniz. Çünkü hali hazırda çikolatanın da şekeri var. Çikolatam da güzelce erisin. Bakın şimdiden toparlanmaya başladı. Ve birazcık da yoğunlaştı. Kek hamuru kıvamına geliyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi dışarıdan bol katkı maddeli hazır brownie'leri almamıza hiç gerek yok. Evimizde de hem unsuz hem yağını, şekerini, çikolatasını daha güzel kendi isteğinize göre ayarlayabileceğiniz brownie'ler yapmak çok kolay. Ben şimdi şekerimi de güzelce karıştırıyorum. Bu içerideki kristal görüntüyü istemiyorum. Sıra geldi yumurtalarımı eklemeye. Güzelce çırparak o yumurta kokusunun geçmesine izin vermeyecek şekilde. Oh, iyice bir ilave ettim. Tabii güzel brownie cevizsiz olur mu? Asla olmaz. Burada çok güzel cevizlerim var. Bir küçük kase kadar. Bunları dişe gelecek şekilde irice doğrayacağım. Çok küçültmüyorum. Toz gibi olmalarını istemiyorum. Ki böyle çıtır çıtır ağza gelsinler. Lezzetlerini alabilelim. Ceviz biliyorsunuz günlük hayatta da aslında tüketmemiz gereken yemişlerden. Günde 4 adet kadar ceviz özellikle beyni, hafızayı güçlendirmeye çok sağlıklı. Ceviz yağı yemeklerinizde de çok güzel kullanabileceğiniz bir yağ. Cevizlerimi de iri iri doğradım. Karışımın içerisine koyuyorum. Güzelce karıştırdım. Benim sıram geldi ki ben bu brownie'leri fırına alayım. Bunun için bir fırın kalıbı aldım. Birazcık tereyağıyla yağlayacağım ki yapışmasın brownie'lerimiz. İsterseniz siz bunu erimiş tereyağıyla fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Ben oda sıcaklığındaki tereyağını tercih ediyorum ki biraz daha yoğun miktarda kullanabilirim.
kenarlarına da sürmeyi unutmuyoruz ki kalıbımızdan kekimizi çıkarırken tek parça halinde çıksınlar, yoksa parçalanabilirler. Teflon tavamdan bütün malzememi içeriye doğru alıyorum. Artık brownie fırına gitmeye hazır. 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar piştikten sonra bakalım tadı nasıl olmuş. Brownie fırından biraz sonra çıkacak. Ben bu arada sosumu hazırlıyorum. Burada bir kase dolusu kremam var. Kremamı hemen kabın içine alıyorum. Ve kakao oranı yüksek bitter çikolatam. Onu da sos tencereme alıyorum. Birazcık bal. Şöyle gördüğünüz gibi koyu kıvamlı güzel bir balım var. Hemen onu da kaşıkla iyice sıyırıyorum. Ve sosum da neredeyse tamamlandı bile. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Ben çikolata ve kremamı erimeye bırakırken bu arada birazcık daha aromasını arttırmak için içine Türk kahvesi kullanacağım. Kahvemi hazırlamaya başlıyorum. Türk kahvesinin hazırlığında aslında çok kolay. Normal kahvem gibi yapacağım. 2 tatlı kaşığı kadar Türk kahvem var. Normalden birazcık daha fazla kahve koydum ki bütün o güzel aromasını, kokusunu alabilelim diye. 3 yemek kaşığı kadar da suyum var. Birbirine karıştırıyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla iyice karışmalarını sağlıyorum. Orijinal tarifte, orijinal kaynaklardaki tariflerde Türk kahvesi yerine espresso kullanılıyor. Ama biliyorsunuz Türk kahvesi de en az espresso kadar değerli bir kahve ve çok sevdiğimiz bir kahve. O yüzden ben onu kullanmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde hem sosumu kontrol ediyorum hem de bir yandan Türk kahvem hazır mı diye bakacağım. Sosumu devamlı karıştırmayı ihmal etmiyorum. Çünkü topak topak olmasını istemiyorum. Çikolatamın güzelce sosumun içinde homojen bir şekilde dağılmasını istiyorum. Şimdi Türk kahvemin kokusu gelmeye başladı. Normal Türk kahvesi pişirirken de asla ve asla karıştırmıyorsunuz. Bu yüzden böylelikle daha da kolay, daha da güzel pişiyor, daha da köpüklü pişiyor. Yine dediğim gibi kaşık koymadım, karıştırmadım. Sadece gerekli olduğunda birazcık cezvemi sallıyorum. Sosum da neredeyse pişti. Bu evrede cezvenin başından ayrılmamak önemli, kahvenin taşmasını istemeyiz. Şimdi sosumuzu tekrar nasıl yaptık kısaca bir hatırlayalım. Tüm malzemelerimiz yani krema, çikolata ve balımızı direkt olarak sos tenceremizin içine boşalttık. Burada biraz Türk kahvem vardı. Türk kahvemi de 3 yemek kaşığı kadar suyla kaynatmıştım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Hemen altını kapatıyorum. Bir kez çeviriyorum. Ve bir miktar soğuyup telvenin dibe çökmesi için bekliyorum. Sosum hala kaynıyor ufak ufak. Sosum kaynarken ben de bu arada fırından brownie'mi çıkaracağım. Gördüğünüz gibi brownie'm de hazır. Üstü çıtır çıtır. Normal brownie'den farkı birazcık da bu aslında. Üzerinin birazcık daha çıtır olması. Çünkü içerisinde un yok. Bu çıtırlığı veren hem badem unu hem de yumurta. Ben bu arada sosuma bakıyorum. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Sosum da artık kaynamaya başladı. Birazcık kaynasın ki yoğunlaşsın. Türk kahvem dibe çöktü. O yüzden suyunu sosumun içerisine boşaltıyorum. Ve geri kalan telveyi kullanmadan cezvede bırakıyorum. Sosum kaynaya dursun. Ben brownie'mi dilimleyeceğim. Bıçağım yardımıyla birazcık irice parçalara ayırıyorum. Şimdiden çıtır çıtır sesi gelmeye başladı bile.
Evet. Harika. Şimdi bir de sosumuzu kontrol edelim. Sosumuz da tam kıvamında, akışkan. Kahvenin kokusu da, çikolatanın kokusu da geliyor burnumuza. Gördüğünüz gibi sosum iyice yoğunlaştı. Güzel kremamsı bir hal aldı. Ben şimdi brownie'yi tabağa koyduktan sonra bu sıcak sosu üzerine koyacağım. Evet, güzel bir şekilde çıktı. Birazcık dağılabilir, çok sıkıntı değil. Çünkü normal bir brownie gibi içerisinde un barındırmıyor. Bunu hatırlamakta fayda var. Ama belki de çok daha lezzetli. Sıcak sosumdan da bir miktar alıyorum. Ve brownie'nin özellikle çatlaklarından iyice içeri girmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane birbirinden basit ama çok lezzetli tarif. Afiyet olsun.